Manşete hoş geldiniz. Başak Demirtaş seninleyiz. Bayan yanı Ramize çizgileriyle ekrana getirdim. Başak Demirtaş'a çok ö, ağır bir cinsiyetçi saldırı var. E, ve tepki de yağıyor buna fakat cılız. Hukukun harekete geçmesi, yargının harekete, savcıların harekete geçmesi gereken bir konu. Mesele yani Emir, Emine Erdoğan'a böyle bir saldırı olsaydı meselesi değil. Herhangi bir AKP'li veya MHP'li. Çok alt düzeyde birine de böyle bir saldırı olsaydı acaba benzer bir tepki, benzer bir reaksiyon olur muydu iktidar çevrelerinden? Zaten kimse saldırmayı da düşünemezdi. Kimse öyle bir şey yazmayı da düşünemezdi. Başak Demirtaş'ın yanında olmak gerekiyor ve bu tür cinsiyetçi saldırılara da çok ağır, en üst düzeyde tepki vermek gerekiyor. Çünkü bu kötülükle, bu kötülüğün cisimleşmiş haliyle... Mücadele etmezseniz yarın sizin kendi kapınızı da çalar. Böyle demek, böyle bakmak gerekiyor. Belirlenmiş işte IP adresinden şu bu. Türkiye'de herhangi bir yerde yaşayan biriymiş. İsmiyle cismiyle. Fakat şu saat olduğu, Aradan bu kadar zaman geçti. Hala e, verilmesi gereken tepki verilmiş değil. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın eşi olduğu için. Yani Buna isyan etmek gerekiyor. Buna isyan etmek gerekiyor. Ve bunu buna isyan etmek için illa kadın olmak, anne olmak veya birinin eşi olmak falan gerekmiyor. Yani insanlık katına çıkmak budur. İşte saldırı bu, çok da tutmayacağım. Kişi de bu. Yani. Bu tür saldırılar siyasette hep var, çabuk unutuluyor. Şimdi de Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamı falan filan diye demecini görmüşsünüzdür iktidar basını da almış bunu hemen manşetlerden koyup, e, vurgulamış. Partinin başında kal Meral sana ihtiyacımız var falan. Şimdi orada e, Devlet Bahçeli şu amaçla veya bu siyasi amaçla böyle bir çıkış yaptı veya işte efendim Cumhur İttifakı'na katmaya çalışıyor veya Cumhur İttifakında problem var. Milliyetçi Cephe'yi en azından tahkim etmeye çalışıyor. Çünkü nereden bakarsanız bakın Türkiye'de %15-20 civarında milliyetçi oylar vardır. Ve bu oylar yer yer partisine küsse de partisinde kalmaya devam eder. Bir umut gördüğü, bir gelecek gördüğü veya etrafında kenetlenebileceği bir lider veya yönetim olduğu sürece. Bahçeli de bunu bilmiyor mu? Biliyor. Yani Bahçeli tek başına %19'lara, %20'lere çıkarmıştı MHP'nin oyunu bir zamanlar. Biliyor bu potansiyeli. Şimdi o potansiyel önce iyi Parti'ye kaydı, farklı yerlere kaydı. Sinan Oğan'a gitti %5 olarak. AKP'ye kaydı. Her neyse şimdi onu bir biçimde toparlamaya çalışıyor. Ama toparlamaya çalışırken şunu unutuyor. Yani dün değil evvelki gün sen bu kadına Meral Akşener'e fosforlu cevriye demiştin. Fosforlu Meral diye paylaşımlar yapılmıştı. Yani ağır bir cinsiyetçi saldırıydı orada. Meral Akşener bunu unutmadı mı? Veya unuttu mu? Hayır unutmadı. Hatırlıyor. Çok iyi biliyor. Ama işte asıl hatırlatması gereken zamanda da hatırlatmıyor. Böyle bir durum var yani. Partinin başında kal. <laughs> ne zaman? 10, 10, Mart 2021'de böyle konuşmuş Meral Akşener İyi Parti grubunda. Bahçeli 5 yıl önce bana fahişe kastıyla fosforlu cevriye dedi. En son Erdoğan'ın trolleri buna destek verdi. Sonunda ölüm olsa da mücadele etmezsem namerdim ortalık yıkılmıştı. Alkış, kıyamet. O günkü doğru tavır buydu. Fakat işte sonunda ölüm de olsa mücadele etmezsen falan gibi beylik laflarla bir şey söylüyorsunuz. Üzerinden bir iki sene geçiyor geçmiyor. Başka bir vadiye savruluyorsunuz. Onun için yani Meral Akşener şahsında söylemiyorum. Yani siyasetçilerin lafları bir yere kadar. icraatı önemlidir, eylemi önemlidir ve takipçisi olmak gerekir. Yani siyasetçilerin laflarıyla da yani ip ile kuyuya inilmez misali amel edilmez. Onun için şimdilerde de işte benzer güzel laflar söyleyen, alkışlanan siyasetçiler görüyorum. Kapılıp gitmemek lazım bu işlere. İletişim Başkanlığı yani Propaganda Bakanlığı siz daha iyi anlar, anlayasınız diye söylüyorum. Fahrettin Altun'un hesabı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderleri sıralamış. CHP ve İyi Parti var. Dem Parti ve Yeniden Refah yok. Bunun siyasi yorumunu size bırakıyorum ki zaten bunun siyasi yorumu seçime kadar ki bir aylık kampanya dönemidir ve sonrasındaki tavırlardır. Aytun Çıray sözcüde Uğur Dündar'a konuşmuş işleri düzeltmek için bir süre bizim de bu rejimle götürmemiz lazım dendiğinde AKP'nin değiştirilmesine gerek yoktur diyor. Burada laf CHP'ye ama CHP olduğu kadar iyi Parti ve diğer bileşenlere. Uğur Dündar demişken birazdan o bahse gireceğim ama çok uzun uzadıya bir şeyler söylemek istemiyorum. Neden söylemek istemediğimi de anlatacağım. Abdülkadir Selvi kendine biçilen misyonu hak, bir hakkını e, ifa ediyor. Hemen her gün yazamaz ama haftada bir iki bu konuda çizik, çiziktireceği kesin. E, 2000, 2028 veya daha önce olacak olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'de veya işte muhalif cephede nifak tohumları atmakla görevlendirilmiş. Ya bu görevi gönüllü olarak yapıyor ya da böyle bir vazifesi var bilmiyorum. Ama Neticede İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel falan ben bunların arasına nasıl nifak sokarım Özgür Özel de CHP lideridir e, Kemal Kılıçdaroğlu gibi baş, e, Cumhurbaşkanı adayı olmak onun da hakkıdır Aa bak Mansur Yavaş'a da şöyle bir ilgi var İmamoğlu çok da heveslenmesin ya da işte efendim bunlar birbirlerine girdiler tarzı Kulisleri bol bol göreceksiniz sadece başlığa bakın yeterli onun için zaten başlığı getirdim Altını okumanıza gerek yok amaç bu yani Sabahattin Hazinoğlu diye bir isim var ki ben bu ismi bilmiyordum. Yeniden Refah Partiliymiş. X platformundaki profilini ekrana getirdim. Başakşehir'den bağlanıyor arkadaş. Mayıs 2021 tarihinde hesabı açmış. Ren yeniden Refah Partili bir arkadaş. Fakat bu arkadaşın şu paylaşımı çokça paylaşıldı, haber oldu vesaire. Yeni yeniden Refah Partisindeki pozisyonu ne nedir bilmiyorum ama yeniden Refah Partili olduğu kesin. Fakat ortadan söylemiş yani kitabın ortasından. Keşke bu duruşu, bu net tavrı diğer tırnak içinde muhafazakar siyasetle dile getirseydi, dile getirebilseydi. Adamları İsrail'le aynı yatakta bastık. Halen inkar ediyorlar. Düşündüğün gibi değil diyorlar. Evet. Bu kadar kısa ve öz ifade edilebilirdi. Sabahattin Hazinoğlu İsrail meselesini iki cümlede 8-10 kelimeyle şahane ifade etmiş. Kapak gibi. Şimdi dönelim, gelelim şey meselesine. İktidar, şey Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu meselesine. Uğur Dündar, ben döndüm o bölümü seyrettim. Sözcü e, Televizyonu'nun YouTube adresinde var. Uğur Dündar gerçekten ne demiş diye. 5 Nisan'da seçim analizi yapılırken, işte Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine aday gösterilseydi seçilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu sadece bununla da kalmadı. Gitti işte 38-39 milletvekilini bugün toplamı oylarının toplamı %1 bile olmayan Gelecek Deva Saadet Partisi gibi partilere armağan etti. Dedi. Bunun üzerine de orada eski bir MHP'li bozuntusu bir adam var. Cemal bilmem kim. Neyse onunla Ekranların gediklisi. Engin Yurt. Yaşa. Şimdi Cemal Engin Yurt kim? 20 sene önce e, Somuncuoğlu MHP'den Cumhurbaşkanı aday olmak için meclise geldiğinde arabasını yumruklamış, onu dövmüş, tartaklamış, tekrar evine göndermişti. Valla böyle bir adamdır. Yani profilinde bu, bu, olan adamın bir daha ortaya çıkamaması gerekir ama işte yaşasın illegalite diyen Azmi Karamamado Mahmudoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Türkiye'de rezil olmuyorsun hiçbir şekilde. Yani adam da dövsen ee, ...yaşasın illegalite de desen... E, ...Cumhurbaşkanı adayı olarak birisi... ...meclise gelmiş dilekçesini verecek... ...onu verdirmesen de filan... ...sonra üstünü elini yıkayıp çıkıyorsun... ...neyse üstün başın batmıyor... ...bununla tartışmaya girdi... Ee, ...şey... E, e, ...Uğur Dündar... ...yani Uğur Dündar böyle deyince... ...Ekrem İmamoğlu aday olsak... ...yani özeti bu, Ekrem İmamoğlu aday olmalıydı... ...bak görüyor musun... ...31 Mart'ta nasıl bir sonuç alındı yerel seçimde... Demek ki Mayıs 2023'te stratejik hata yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yanlıştı. Ekrem İmamoğlu aday olsaydı veya Mansur Yavaş aday olsaydı daha iyi sonuç alınırdı. Hatta başkanlık değiştirilebilirdi. Sonra da gitti Kemal Kılıçdaroğlu 38-39 galiba milletvekilini saadete geleceğe filan falan armağan etti. Böyle bir şey söyledi. Bunu söylemesi üzerine de Cemal Yurt denen tip atladı. Birbirli karşılıklı kavga ettiler. Bir münakaşa oldu. Zaten Sözcü e, Televizyonu da YouTube'a yüklediği videoda kapağı bu kavga üzerinden gördü. Yoksa şeyin Uğur Dündar'ın e, Kılıçdaroğlu falan analizi açısından değil. Bir bu. İkincisi, 5 Nisan'da Uğur Dündar'ın söylediği fikir orijinal. E, ne bileyim daha evvel hiç düşünülmemiş konuşulmamış bir şey değil. Herkesin bildiği, herkesin telaffuz ettiği, defalarca e, tespiti yapılmış bir konuydu. Acaba Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş, özellikle Ekrem İmamoğlu Mayıs'ta aday, aday yapılsaydı Erdoğan'ın karşısında seçim sonucu farklı olur muydu? Olurdu herhalde. Ve yine ikinci analiz, yani Kemal Kılıçdaroğlu ne demeye gitti bu kadar milletvekilini CHP sıralarından, şeyde CHP listelerinden bugün oyların, oylarının toplamı %1 bile etmeyen partilere armağan etti. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu 30 bin küsür oy aldı yahu. İktidar şeyde yerel seçimde. Bu orijinal bir analiz değil. Bu Uğur Dündar'a mahsus bir analiz de değil. Bu yüzlerce kişinin belki binlerce kişinin yazdığı, söylediği, çeciktirdiği bir analiz. Bunu gayet usturuplu bir şekilde Uğur Dündar orada da söyledi. Kendi fikri olarak söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu dört gün bekledikten sonra 9 Nisan'da, yani 5 Nisan'da bu edilmiş. 9 Nisan'da Uğur Dündar'a zemberek bir cevap verdi. Açık mektup yayınlayarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu Uğur Dündar'a mektubundan 4 saat sonra da Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Fakat şu oldu. Yani Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'a cevap verirken 4 gün sonra, 4 gün düşünmüş. 4 gün sonra cevap verirken Uğur Dündar'ın kendine göre cemaziye leverini ortaya döktü. Sen şöylesin, sen böylesin, geçmişte işte arkadaşlarını da sattın, yaptığın programların kalitesi de şu, işte TRT Genel Müdürlüğü'ne şöyleydi, bir sürü şey sıralamış. Bir takım iddialar. Ondan sonra da nasıl böyle bir şey söylersin, işte efendim falan filan falan, biz şöyle yaptık, böyle yaptık, altılı masa falan filan diye de o günleri anlatmış. Uğur Dündar da buna cevap verdi. İftiradır dedi. Şu bu bilmem ne filan falan. Öyle kapandı konu. O arada tabii Tarık Akan'ın anıları gündeme geldi bir sürü. Ee, Uğur Dündar'a Kemal Kılıçdaroğlu sert bir tepki gösterince... ...herkes Uğur Dündar'la ilgili kendilerine göre bildiklerini anlatmaya başladı falan. Olay başka bir yere gitti. Şimdi konuları birbirinden ayırmam ayırmamak gerekiyor. Uğur Dündar siyasi bir analiz yaptı. Bu siyasi analize Kemal Kılıçdaroğlu cevap verirken Uğur Dündar'ın şahsiyeti veya geçmişi üzerinden bir takım kendine göre iddialar sıraladı vesaire. Bilmiyoruz gerçekten ne olduğunu. Uğur Dündar'ın itibarı üzerinden bir e, paylaşım yaptı filan. Uğur Dündar da benzer bir cevap verdi filan. Burada şunu görüyorum ben. Yani Kılıçdaroğlu ya, şahsen Uğur Dündar üzerinden kendine yönelik Bak biz Mayıs 2023'te hata yaptık. Kılıçdaroğlu bir biçimde aday olarak ortaya çıktı. Kimseyi de dinlemedi. Keşke Ekrem İmamoğlu olsaydı falan bu sonuç farklı olurdu. Falan gibi şeyi dolmuş 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 Uğur Dündar üzerinden patladı. Esasen Kılıçdaroğlu'nun 5 Nisan'daki Uğur Dündar çıkışına 9 Nisan'da böyle cevap vermesi bir yönüyle bu dolmanın getirdiği bir sonuç. Ama <laughs> olan Uğur Dündar oldu. İkincisi, Uğur Dündar'ın bu siyasi tespitine katılan binlerce kişi Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'a çakınca onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalandılar. Uğur Dündar'a çakmaya başladılar. Şimdi farklı konular. Uğur Dündar'ın gazetecilik geçmişi, televizyonculuk geçmişi, geçmiş sicili neyse artısıyla eksisiyle farklı bir konu. Burada kavga neden çıktı ve nasıl bakmak lazım hadiseye o farklı bir konu. Herkes Uğur Dündar'ın analizi ve Kılıçdaroğlu'nun buna cevabından bağımsız Uğur Dündar'ı yıpratma kampanyası şeyinde bir araya geldi. O başka bir hikaye yani başka bir hikaye olması gerekirken. Tabii elbette şunu da teslim etmemiz lazım. Kılıçdaroğlu'nun bu açık saldırısının ardından Uğur Dündar'ın da bir anlamda dokunulmazlığı kalktı ve mahalle bildiğini boca etti. Veya kendi hatırasını boca etti ayrı da bir konu ayrıda bir konu bu. Fakat yani enteresan bir de şu var yani e, bu siyasi analize katılıyor musun katılmıyor musun? Kimse bunun üzerinde de durmadı. Ayrı bir konu değişik bir noktaya gitti olay. Bu TV100 ekrandaki fotoğraf gerçek bir fotoğraf ekrandan paylaşılmış yani TV100 ekranına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman? Geçen sene zannediyorum 14 Ocak 2023'te yani işte Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başlamak üzereyken. Yani bir yıl önce televizyon programına çıkmışsın, bir buçuk iki saat kampanya propaganda yapmışsın, ara, ara, böyle yüzlerce programınız var. Madem böyle bir kişiydi, yani bugüne kadar içine attın, 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 orada da bir şey söylemedin, televizyon programına çıktın, neden şimdi patladın yani? Ayrı bir şey yani. Madem inanmıyorsun adama, Madem karşında karşındaki kişinin samiyetsiz e, ne bileyim çıkarcı e, ne bileyim işte satıcı falan biri olduğunu düşünüyorsun hani neden böyle ya da e, ortaklık bozulunca veya işbirliği bozulunca e, o, işte yani çok dürüst gelmiyor bana şimdi bir, bir de ayrıca bu tv 100 e, yayınında bir bacak arası olmuş yapılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu ki aylar önce Sadat'ın kapısına dayanmıştı ve işte paramiliter grup diyebileceğimiz iktidarın bir unsuru şimdi var mı yok mu esamesi kaldı mı ayrı bir konu Sadat'ın reklamı girmişti programda. Altman reklamı. Ve Sadat da işte nasıl bir gol falan ama iyi gol attık ama falan gibi böyle böbürlenmişti. Böyle bu yayın böyle konuşulmuştu. Hatırlayın diye söylüyorum. Neticede e, bu hamur çok su kaldırır fakat e, olayın mecrasında mecrandan çıkarılıp e, başka bir noktaya evrilmesinin de altını çizmek gerekiyordu. Onun için ben Korodan daha farklı şeyler söyledim bu yayında. Dünya Bankasından 18 milyar dolar daha böyle veriliyor. Sanki hibe etmiş. Sanki ne bileyim e, karşılıksız veya işte sıfır falan 10 yıl geri ödemesiz falan bir şey kaynak gelmiş gibi falan veriliyor gazetelerde. İşte 5 yıllık anlaşma yapıldı. Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar daha. Fakat yani şu unutuluyor. Bu borç, bu kredi, bu IMF ile anlaştı dedirtmemek için yapılan bir anlaşma. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin iç sayfasında içeriye gömülmüş, gömülmüş kim, satırlar var. Artık böyle haberi e, ne bileyim cımbızla falan büyüteçle falan buluyoruz. Nerede? Bakın şurada. Şimdi bu haberin içinde kaybedilmiş ama as aslında haber değeri olan bölümde Mehmet Şimşek'in seçim sonrası bazı AKP kurmayları ve bakanlarıyla toplantı yaptığı kapalı. Bu toplantıda emekliler için neden yeni bir adım atılmadığı soruları üzerine veya şikayetleri üzerine şu cevabı verdiği görülüyor. Haberin içine gömülmüş satırlar. Bunu yapmak için Türkiye'nin yurt dışından %50'den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik. Borçlanmamız gerekecekti. Yani kasada para yok. Bunu yaparsak bir daha iki yakamız bir araya gelmezdi. Bu borç nesilden nesile devam ederdi. Kasa tam takır kuru bakır gibi bir hikaye var yani. IMF'den bahsediyor esasen adını vermeden. Fakat bu Dünya Bankası'ndan gelen kaynak neyin nesidir? Bunu ekonomist Mahviye ilmez. tek tweette çok güzel anlatmış. Çok güzel anlatmış. Ben sarıyla işaretledim. Ve onu ekrana yansıtarak, yaklaştırarak e, göstereceğim. Çok fazla, hepsini okumanıza gerek yok. Diyor ki, Dünya Bankası yatırım projelerine kredi verir, IMF ise genel borç verir. Yani ikisi de borç veriyor. Dünya Bankası kredilerinin kullanma yeriyle ilgili projedir, IMF borcunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Dünya Bankasından para geliyor, bunu istediğimiz yere harcayabiliriz gibi bir çıkarım doğru değil. Yani IMF'den gelen borcu her yere harcayabilirsin, ama Dünya Bankasından gelen borç proje bazlı bir borçtur, proje odaklı bir borçtur ve Dünya Bankası diyor yapılan harcamaların projeyle ilgili olup olmadığını ve kendi şartnamelerine uygun olup olmadığını denetler ve kredi dilimini ondan sonra serbest bırakır. Yani nokta borç veriyor ve kredilerin geri ödenme süresi ortalama 10-15 yıldır. IMF'ninkisi orta orta vadelidir e, ortalama 3 ila 5 yıldır diyor yani borç almışsın ve Dünya Bankası yani bu bir Dünya Bankası kredisi yani, onu anlatmaya çalışıyorum yani IMF ile anlaşılır dedirtmemek için Dünya Bankası ile borç anlaşması yapılmış o da proje bazlı her yere kullanamazsın Dünya Bankası bunu da denetliyor takip ediyor benim parayı nerede kullandın nereye kullanacaksın. Bir iktidar çözülüyor. KJ'sini ne yazdı, ne yazdırdı onu anlatacağım. Yurttaş TV'de bir kadın e, röportaj veriyor. Cumhurbaşkanının enflasyonun düşüşe geçecek, geçecek sözlerine Rize'li yurttaş kendi memleketi cevap vermiş. Kesinlikle inanmıyorum. Yalanıyla dolanıyla 20 sene geldi. Bakırköy'deki adam bile inanmaz ya. 6 aylık evli kızımı yanıma aldım. Evini bozdu. Bak söylerken ağlamam geliyor. 6 aylık evli kızımın evinin eşyasını sattık, yanımıza aldık. Bunu bir düşün. Ne demek? Tayyip de düşünsün, bunu da izlesin. 10 bin lirayı bir Tayyip'e verelim, o bir ay geçinsin. Bakalım ne yapıyor? Evet, hemşerisi, Rizeli kadın böyle söylüyor. 6 aylık evli kızımı yanıma aldım, eşyasını sattık, evini boşalttık diyor. Bu oldu biraz da. Çokça analizi yapılıyor ama. 31 Mart'ta olan şey şu. Daha önce bu bozdu bu boz bu düzeltir. Bu içine etti tabir yerindeyse bu oradan çıkartır. Deniliyordu. Bu inanç kayboldu. O reportajda bu var. Seyredin, göreceksiniz. Ama pek çok dile getirilen şey bu. Artık 31 Mart'tan sonra hayır, bu çözemez. Bu orada durduğu sürece bu iki yakamız bir araya gelmeyecek. Türkiye'nin inişi devam edecek. Dibi görmedik daha dibin dibini göreceğiz. Kıtlık yokluk kapıda. Bu orada durduğu sürece bu düzelmeyecek. 31 Mart'ta olan bu. Yurttaş söyleşilerine, araştırma şirketlerine, pek çok şeye bakarak, pek çok veriye bakarak söylüyorum. O bozdu, o düzeltir gitmiştir. Artık o da o artık o düzeltemez ve onun gitmesi lazım düzelmeye başlaması için noktasına evrildi konu evet. tabii bir de fikri takip şimdi bu bina neresi ee, binanın dış cephesine girişine büyük bir Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı asılmış tamam güzel ışıklandırılmış hoş İşte çevresinde işte gölet var ne bileyim bahçesi var falan burası Sancaktepe Belediyesi Haritada yerini bile gösteremezsiniz. Sancaktepe diye İstanbul'un bir ilçesi var. Onun belediyesi, onun belediye binası. Şimdi bu belediye binası konforuyla, şatafatıyla, şunla bunla konuşuldu ama yani belediye başkanı burada oturmaya devam edecek mi? Soru bir. İki, bu, e, bu şatafat veya bu bina daha sonra ne yapılmayı düşünülüyor veya o kat ne yapılmayı düşünülüyor. Şimdi evet bu binanın bahçesinde bir bayram yemeği verilmiş filan. Tamam, tamam. Dün bir, bugün iki. Hemen de, hemen başlayamayalım ama e, seçimin hemen ertesinden gündeme, gündeme geldiği için dolayısıyla hızlı icraat beklenmesi gereken konulardan biri de bu. Bakın, daha önce söylemiştim. Onu ekrana getirip öylelikle yavaş yavaş bağlayacağım. Bu beyaz saray. Amerika başkanı burada oturuyor. Hem e, evi burada, rezidansı burada, hem de çalışma ofisi burada, hem de toplantılarını burada yapıyor filan falan. Ekibi de burada çalışıyor falan. Bakın bu Sancaktepe binası. Belediye binası. Bu Beyaz Saray. Dünyanın en büyük ekonomisi. Dünyanın en güçlü devleti. Filan falan. Bu da Downing Street. Ten number. On numara. İngiliz başbakanının ofisi ve konutu. Home office de diyebilirsiniz. Yani adam hep orada yaşıyor ailesiyle beraber. Hem de orada işte kabine toplantılarını yapıyor. Başbakanlık ofisi orada. Bir de Şöyle de bir şey var. Yani bu bina 1732'den beri İngiliz başbakanları tarafından kullanılıyor. 3 asırdır. Şimdi burası 10 numara, yanındaki 11 numara. Yani buradan başbakan giriyor. Burada başbakan yaşıyor. 11 numarada da şu anda şey yaşıyor. Maliye Bakanı yaşıyor. 12 numara da yanılmıyorsam e, pres sekreteri yani basın sekreteri veya basın sorumlusu galiba yaşıyor. Yani bu üç bölümden oluşuyor. 3 kapıdan oluşuyor. 10, 11, 12. On numara sadece başbakanlık. Öyle düşünün yani binayı. Evet. Bu Beyaz Saray, bu da Sancaktepe Belediye Binası. Yorumu, değerlendirmeyi, takibi size bırakıyorum ama ben de takipçisi olacağım. Bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.